Değerli kardeşlerim, namazdan sonra, selam verdikten sonra tesbihi bırakmayın. Bak şimdilerde gençler, hanım kızlar, genç beyefendiler, değerli kardeşlerim, tesbihat nedir biliyor musunuz? Tesbihat, kışın üstünüze palto giymek gibidir. Yani elbisenizi giydiniz, vücudunuzu örttünüz ama soğuk dışarı. Ortalık haram dolu. Hele gençleri, yani 60 yaşındaki teyzemi harama sokmak zordur. Niye? Canı yanmış, çile çekmiş, acı yaşamış, oğlu ölmüş, kocasından dayak yemiş, hayatın iyi kötü her şeyini görmüş. Bunu bir günaha çekmek çok kolay değildir. Ama daha kanı fıkır fıkır kaynayan 17-18 yaşındaki bir hanım kızı, bir beyefendi, erkek, delikanlıyı günah çok daha tatlı gelir. Merak uyandırır. Dolayısıyla dışarı çok soğuk çocuklar. Dışarı çok tehlikeli. Ne açıdan? Haram ve günahlar açısından. Ne kadar sıkı giyinirseniz o kadar az üşürsünüz. Tesbihat, her çektiğiniz Sübhanallah, her çektiğiniz La ilahe illallah size güç verir. Siz neyi okuduğunuzu bilirsiniz. Ya ben her gün 100 defa La ilahe illallah diyen biriyim. Ayıp olur, ben bunu yapamam dersiniz bir müddet sonra. Yani haramlara, günahlara, yanlışlara karşı namazdan sonra çekeceğiniz tesbihler sizin koruma kalkanınızdır. Antivirüs programları gibi. Mikroplar sana ulaşamaz, cazip gelmez. Mesela dışarıda her türlü haramlar, günahlar var. Ama herkes aynı derecede etkilenmiyor. İşi gücü olan insan hiç dönüp bakmıyor bile. Kimisi de internetten arıyor haramı, günahı. Dolayısıyla insan haramlardan etkilenmemek istiyorsa şu üç aylar içerisinde, bu üç aylar bilinci bize tesbihatı çoğaltmalı. Tesbihat, kardeşlerim, bize güç verir yani. Farzlar başka. Farzlar Allah'ın hakkı zaten. Allah'ın üzerimizdeki hakkı. O Allah, ben kulum. Bu iki kolu ben mi yaptım? Yok. Bu iki kolu sana anan mı yaptı? Hayır. Baban mı yaptı? Hayır. Onların senin nasıl doğacağını bilmiyorlar bile. Doktor diyor ki, dördüncü ay bir gidiyor çocuk hamile. E diyor ki, bu çocuğun diyor beyni gelişmemiş diyor. Eyvah, yapacak bir şey yok. Ağlıyorsun, sızlıyorsun, türbelere gidiyorsun. Ne yapmak lazım diyorsun. Hatta kürtajı bile düşünüyor. Değil mi? Hani bizim elimizde bir şey yok demek ki. Allah ne verirse ona çocuğumuz diyoruz. Sarışın verirse sarışın bir çocuk alıyor kucağımıza. Esmer verirse çikolata gibi bir çocuk alıyor kucağımıza. Allah ne verirse onu alıyoruz yani. Sen men boya moya çalmıyorsun yani. Sarışın kadıncağızdan siyah çocuk doğuyor. Babası, sülalesi, dedesinde var. Siyah esmer kadından beyaz yüzlü çocuk doğuyor. Demek ki boyayı sen çalmıyorsun. Kolunu, banlağını sen yapmıyorsun. Bu çocuk uzun mu olacak, kısa mı olacak? Millet uzun görünmek için topukla yükseltmeye çalışıyor. Boşa çırpınıyor. Bacağını bozacaksın, zavallı kadıncağız. 10 santim büyük görünmek için. Ya buna gerek yok. Buna gerek yok. Böyle tahtayla uzattığın boyu karıncalar çabuk kısaltırlar. Hiç ona gerek yok. Allah ne verdiyse o. Allah'ın verdiğinden başka bizim alacağımız bir şey yok. Öyleyse kardeşlerim, Allah'ın bize nimetinin güzelleşmesi, Allah'ın bizim mutlu olacağımız, bizim huzurlu olacağımız nimetlerini arttırması neyle olur? Onun sevdiği şeyleri yaparak olur. Bakınız Peygamber Efendimiz mübarek üç aylar, İşte zaman bilinci dedik. Allah zamanı yemin etmiş. Vel fecr ve leyalin aşr.
karanlığın ardından gelen gündüze, fecre yemin ederim ki diyor Allah. 10 geceye yemin ederim ki diyor. Ve leyalin aşr. Niye ay 30 gün? 30 güne niye yemin etmiyor da 10 güne yemin ediyor Allah? Niye hepsine yemin etmiyor? Demek ki belli zamanların Allah katında değeri daha yüksek. Senin mesela işte karşına geliyor birisi, Allah rızası için bana yardım et diyor. Sen diyorsun ki ya git şuradan, işim var, gücüm var. Ama bir aklına geliyor, ya bugün torunum doğdu diyor. Bunu belki Allah yollamıştır, Hızır Mızır'dır diyor. Dur diyor, bugün sevinçli günüm. Bekle diyor, ha sana diyor, iş değilse iki yumurta vereyim diyor. Köy yer, verecek bir şey yok. Mesela, aha sadaka vereyim diyor. Niye? Çocuğun doğmuş o gün. Torunun olmuş, sevinçlisin, boş göndermek istemiyorsun. Allah'ın da sevinçli olduğu günler var. Ve leyalin aşır diyor. 10 geceye yemin ederim ki diyor. Halbuki kardeşlerim size soruyorum, Zilhicce ayının 30 günü de Allah'ın değil mi? Niye hepsine yemin etmiyor? Niye hepsine yemin etmiyor? Ve duha, kuşluk vaktine yemin ederim ki diyor Allah. Kuşluk vaktine Allah yemin ediyor, zamana yemin ediyor yani. Saat 11'e yemin ediyorum ki desen siz, karşındaki güler değil mi? Lan 11'e ne yemin ediyor bu, delirdi mi ne etti derler. Allah kuşluk vaktine yemin ediyor. Ve duha ve leyli izâ seca. Karanlığın çöktüğü o geceye yemin ederim diyor Allah. Bak işte zamana Allah konuşuyor. İşte 3 aylar da böyle bir bereketli mevsim. Allah Resulü'nün unutulmayan duaları vardır. Unutulmayan. Müslümanlar, bedduayı ağzınıza almayın. Beddua eden Müslümanda hayır yoktur diyor Hazreti Muhammed Mustafa. Beddua edeni bedduasıyla baş başa bırakın. Allah senin bedduandan bizi uzak kılsın deyin. Beddua edene de beddua etmeyin. Acıyın sadece. Acıyın. Yazık. Çaresizliğe bak. Allah'ım beni affet. Yanlış yaptım diyeceğine, oğluna, kızına, konu komşusuna, mirine, milletine beddua ediyor. Kardeşlerim, ana babasınız. Aman beddua etmeyin. Aman beddua etmeyin. Allah Resulü'nün unutulmayan duaları vardır. Bedir gecesi. Resulullah peygamber değil mi? Peygamber. Allah onu sevmiyor mu? Seviyor. Sabaha kadar niye dua ediyor Hazreti Muhammed? Biz şimdi namaz bitiyor. Cumaları, mümaları görüyorum ben camide. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sağa veriyor. Sola selam verirken ayağa kalkıyor. Gidecek. Hiç dua mua hak getire. Tesbih, mesbih çekme kalkmış. Camilerin 1/3'ü boşalıyor. Aa hoca efendiye sorun. Cuma olunca 4 rekat son sünneti kılanlar da bir %20-%30 var. O 4 rekat sünnetten sonra hiç cemaatin duasına hiç ihtiyacı yok. Halbuki şöyle düşünse Müslüman. Ya o gün o camiye yüreği çok yanmış. O gün oğlu ölmüş. Canı yanan bir baba geldi. Ve o adamcağız namazın sonunda dua edecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.